Dostlarım merhaba. Bugün mide ağrıları ve Helicobacter pylori mikrobundan bahsedeceğim. 50'li 60'lı yaşlarına gelip de hayatının bir döneminde midesinde sıkıntısı olmamış bir insan yoktur. Siz de yakınlarınızda, etrafınızda görmüşsünüzdür. Hazımsızlık çeken, ikide bir geğiren, eliyle midesini tutan, zaman zaman mide koruyucu adı verilen asit blokeri ilaçlar kullanan pek çok insan var. Dostlarım, mide ağrılarının büyük bir kısmı kötü beslenmeye bağlıdır. Hastalar da zaten bunu bilir. Hocam ben ağır ve yağlı yemekler yediğimde midem ağrıyor. Dikkat edersem ağrımıyor derler. Buna karşılık dikkat etsin veya etmesin, devamlı mide şikayetleri olan ve devamlı mide koruyucu veya asit blokeri adını verdiğimiz ciddi yan tesiri olan ilaçlarla yaşamak zorunda olan pek çok hasta biliyorum. İşte bu hastaların büyük bir kısmında hastalığın nedeni mide veya 12 parmak bağırsağına yerleşmiş Helicobacter pylori mikrobudur. Ben de yıllarca mide ağrısı çektiğim için bu insanı canından bezdiren ağrıları çok iyi bilirim. Kaburgaların birleşme yerinin hemen altında bir bölgede hissettiğimiz yanma şeklindeki ağrılar çoğunlukla mide veya 12 parmak bağırsağında gastrit adını verdiğimiz iltihabi reaksiyona veya ülser adını verdiğimiz küçük yaralara bağlıdır. Ağrılar genellikle bir parça ekmek yiyince veya süt içince hafifler, mide boşalınca acıktığımızda artar. Bazı ülser hastalarının şikayeti tam tersine yemekten sonra daha artar. Güzelim üniversite ve asistanlık yıllarım mide ağrıları ile geçti. Gece yarıları yanma ile uyanır, gün boyu midemdeki kazınmayı geçirmek için o kireç tadındaki tatsız tabletleri çiğner dururdum. Gençlik yıllarımda tam 3 kez mide kanaması geçirdim. Yedek subayken geçirdiğim kanama yüzünden de birkaç gün hastanede yatmak zorunda kaldım. O zamanlar endoskopi ile mideye bakılmıyordu. Ülser ve gastrit rahatsızlıklarının en önemli sebebinin stres olduğu düşünülüyor. Hastalara da aman fazla duygusal olma, her şeyi kafaya takma deniliyordu. Avustralyalı gastroenterolojist Barry Marshall, ülser ve gastrit rahatsızlığının asıl nedeninin mide asidindeki artma değil, asidin içinde yaşayan bir mikrop olduğunu buldu. Dostlarım, bütün büyük tıbbi keşiflerin arkasında cesur ve kendini mesleğine adamış doktorlar vardır. Doktor Marshall, 1984 yılı yazında mide hastalarının midesinden aldığı çözeltiyi kendisi içerek bir deney yaptı. Mikroplu çözeltiyi içtikten 3 gün sonra midesinde ağrı ve bulantı olmaya başladı. Annesi de nefesinin koktuğunu söyledi. Ülser hastalığının esas nedeninin mide asidinde yaşayan Helicobacter pylori mikrobu olduğunu ispat eden Dr. Marshall bu buluşu ile 2005 yılında Nobel ödülü kazandı. Midemde Helicobacter mikrobunun olduğunu anlayınca ben de kendime antibiyotik tedavisi uyguladım geçmiş yıllarda ve yıllardır çektiğim o büyük sıkıntı, mide ağrılarım 10 gün içinde tamamen yok oldu. Dostlarım, midemizdeki asit salgısı aslında sağlığımız açısından zararlı değil, faydalıdır. Midedeki asit yiyecek içeceklerle midemize gelen mikropların burada yok olmasını sağlar. Helicobacter pylori mikrobu ise asitte yaşayacak şekilde evrim geçirmiştir ve tahminlere göre binlerce yıldır insanoğlunun midesinde yaşamaktadır. Bir ucunda 4-6 adet kamçısı olan spiral şeklindeki bu bakteri kamçısı sayesinde midenin iç yüzünü örten asitli mukozayı geçerek mide hücrelerine yerleşir. Bizim ülkede neredeyse her 2 kişiden birinin midesinde Helicobacter mikrobu vardır. Ekonomik olarak daha gelişmiş, temizliğe ve hijyene daha çok önem veren ülkelerde bu bakteriye daha az rastlanır. Örneğin Amerika'da yetişkin her 4 kişiden birinde, çocukların sadece %5'inde bakteri görülür. Bakteri olması o insanın mutlaka hasta olacağı veya o kişide mutlaka gastrit veya ülser olması gerektiği anlamına gelmez. Midesinde bakteri olan 5 kişiden 4'ünün hiçbir şikayeti yoktur. Hocam bu bakteri vücudumuza nasıl yerleşiyor, nasıl korunabiliriz diye soracak olursanız bu bakteri insandan insana temasla, dokunmayla geçtiği gibi yediklerinizle, içtiklerinizle de kolayca geçer.
anneden çocuğuna geçmesi veya aile içinde yayılması çok çok kolaydır. Temizlik ve genel hijyen kuralları tabii ki önemlidir. Ancak şunu yaparsanız bu bakteri size geçmez diye belirli bir öneride bulunmak mümkün değil. Dostlarım, bu Helicobacter pylori mikrobu sadece ülser gastrit yapmaz. Düşük oranda da olsa mide kanserine de neden olur. Mide kanseri dünya genelinde en çok ölüme neden olan ikinci kanserdir. Ne kadar erken teşhis edilirse tedavi o kadar başarılı olur. Maalesef mide kanseri şikayetleri genellikle geç dönemde ortaya çıktığı için çoğu vakada teşhis konulduğunda hastalık yayılmış olur. Helicobacter mikrobu midesine yerleştiği her 100 kişiden yaklaşık 2 kişiyi mide kanseri yapar. Mide kanserli her 4 hastanın 3'ünün midesinde Helicobacter pylori mikrobu vardır. Tabii ki mide kanserinin tek nedeni Helicobacter pylori mikrobu değildir. Bilimsel araştırmalar işlenmiş olsun veya olmasın et yemenin kanser riskini artırdığını göstermiştir. Tüm bu faktörleri birleştirdiğimizde ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. 1. Midenizde Helicobacter pylori mikrobu varsa. 2. Çok et yiyorsanız ve 3. Midenizde oluşan ülser veya gastritin uzun yıllardır devam etmesi söz konusuysa o zaman mide kanseri olma riskiniz artıyor. Çin'de yapılan bir çalışma genetik olarak mide kanserine yatkınlığı olan ve aynı zamanda Helicobacter mikrobu taşıyan kişilerin hayvansal protein tüketimini kesmeleri halinde mide kanseri riskinin azaldığını göstermiştir. Dostlarım, Helicobacter mikrobunun bir diğer olumsuz etkisi de ağız kokusu yapmasıdır. Ağız kokusundan şikayet edenlerin dişlerinde veya ağızların içinde koku yapacak bir sorun yoksa mutlaka bir büyük abdest numunesi vererek Helicobacter pylori mikrobuna baktırmalarını tavsiye ederim. Şimdi de mikrobu ne zaman tedavi etmeli sorusuna cevap vereyim. Dostlarım, gerek endoskopide gerek büyük abdest testinde veya nefes testinde Helicobacter pylori mikrobu saptanan hastalara ağız kokusu, mide yanması, hazımsızlık, ciddi mide ağrıları gibi şikayetleri olmadığı sürece tedavi vermiyoruz. Bunun birkaç nedeni var. Birinci neden, hastaların 14 gün süreyle ikisi antibiyotik olmak üzere 4 ilaç birden yutmak zorunda kalmaları ve bu ilaçların ürtiker, göğüs ağrısı, ağızda metalik tat, dil iltihabı, makatta kaşıntı, vajinal mantar, ishal, karın ağrısı gibi pek çok yan tesire sebep olması. Hastaların neredeyse yarısı ilaçların yan tesiri nedeniyle tedaviyi yarım bırakmak zorunda kalıyorlar. İkinci neden, bu mikrobun aynı bağırsak solucanları gibi vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, alerjiye ve astıma karşı koruyucu bir rolü olduğuna dair yayınlar olması. Bakteri pozitif olan kişilerde kalp krizinden ölüm riskinin daha düşük olduğunu gösteren araştırmalar var. Benzer şekilde egzama rahatsızlığı Helicobacter pylori olanlarda daha az görülüyor. Ciddi şikayet olmadan tedavi vermememizin üçüncü nedeni de mikrobun zaman içerisinde verdiğimiz antibiyotiklere direnç kazanması yüzünden başarı şansının %100 olmaması. Yani 14 gün yoğun bir tedavi almakla mikroptan kurtulma garantisi yok. Tedavi almanıza rağmen hastalık bir süre sonra nüksedebiliyor. Dostlarım, Helicobacter tedavisinin zor ve başarı oranının yüksek olmaması bilim insanlarını ilaç dışında tedavi yolları aramaya yöneltti. John Hopkins Üniversitesi doktorları brokoli ve brüksel lahanası gibi sülforafan içeren sebzelerin Helicobacter pylori bakterisini öldürdüğünü buldular. Filizlendirilmiş brokoli tohumlarının midedeki mikroplara öldürücü etkisi olduğu, 9 hastanın 3'ünde antibiyotiklere dirençli Helicobacter mikroplarını tamamen temizlediği gösterildi. Brokoli mikropların ortadan kaldırılmasında etkili ancak brokoli yemeye ara verilmesi halinde mikroplar maalesef tekrar çoğalıyor. Kendi adıma Helicobacter pylori bakterisi bulunan hastalarıma antibiyotik tedavisi verirken bir yandan da düzenli brokoli tüketmelerini teşvik ediyorum. Dostlarım, Helicobacter mikrobunu öldüren ve bu yolla mide kanseri riskini azaltan bir diğer besin maddesi de sarımsaktır.
Midesinde kanserleşmeye meyilli hücreler bulunan insanlar iki gruba ayrılmış. 29 yıllık takip süresince düzenli sarımsak yiyenlerin mide kanserine yakalanma oranlarının daha düşük olduğu görülmüştür. Dostlarım, bugün ülser, gastrit ve Helicobacter pylori mikrobundan bahsettik. Umarım midesinden şikayeti olanları biraz aydınlatabilmişimdir. Mide bağırsak sistemi dahil olmak üzere hastalıkların çok büyük bir yüzdesinin beslenme kaynaklı olduğunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Sağlıklı olmak, sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız et, süt, yoğurt, peynir, tavuk, balık fark etmez. Hayvansal gıdaların tümünü kesin ya da mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışın. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Siz güzel ülkemin yardımsever insanlarına kazasız, belasız, yer sarsıntısız, sağlıklı günler dilerim.